Şimdi Hatay'ın Samandağ ilçesine gideceğiz. AFAD'dan yapılan açıklamada Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk Hatay'da. Fulya günaydın diyelim. Beşik gibi hala sallanıyor o bölge. Hissettiniz mi depremi? Göksu günaydın. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraberiz. Evet hissettik ve o sırada istirahat halindeydim açıkçası. Bir anda yataktan kalktım, fırladım ve dışarıya çıktım. 4,1 büyüklüğündeydi deprem ama hani biz sanki böyle 5 büyüklüğünde bir depremi yaşadık gibiydi. Bölgede de elbette bir tedirginliğe yol açtı. Şimdi 08:15'te meydana geldi bu deprem. AFAD'dan resmi açıklama geldi. Büyüklüğünün 4,1 olduğu kaydedildi ve 7 kilometre derinlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssünün Samandağ olduğu da resmi açıklamada paylaşıldı. Ama dediğimiz gibi biz de ciddi anlamda hissettik. Yatağımdan fırladım, dışarıya çıktım. Şimdi biz Doğukan'la beraber Samandağ'a yakın bir noktadayız. Aslında Defne'deyiz. Burada normalde Defne'de daha böyle tepe bir noktadayız. Burada oteller biliyorsunuz kapalı. Zaten ciddi anlamda hasar gördü ama Antakya Defne taraflarında bir otel var ki o otel sağlamdı. Burada pek çok basın mensubu, şöyle ilerleyelim alanı da gösterelim size. Devlet kurumları, işte çevre şehircilikten ekipler, Kızılay ekipleri, pek çok kurum kuruluşun konakladığı bir otel. Burası yaklaşık bir buçuk ay önce açıldı. Antakya Defne'de bulunan bir otel. Biz de burada kalıyorduk. Burası tepe bir nokta olduğu için bakın hemen şöyle Hatay'ı da gösterelim. Bayağı üst bir noktadayız. Buradakiler şunu söyler. Burası aslında çok hissetmez tepe olduğumuz için. Ama burada bile bu kadar hissedildiyse bayağı diğer noktalarda epey bir tedirginliğe yol açmıştır dedi buradaki otelin sahibi de. Böyle bir konuşma da geçti aramızda. Olumsuz bir durumun kaydedilmediği gelen bilgiler arasında aslında yani son zamanlarda çok hissedilir büyüklükte bir deprem olmuyordu Hatay'da. Geçtiğimiz günlerde bir 3,8 oldu ama bu çok hissedilir boyutta değildi. Bazı insanlar hissetmiş olsa da yani bölgede birkaç gündür diyeyim size böyle çok bir depremi hissetmiyorduk. Ama işte bugün 4,1 büyüklüğündeki deprem epey bir aslında tedirginliğe yol açtı. Dün yine Maraş'ta oldu, Adana'da oldu. Deprem bölgelerinde son zamanlarda yeniden artçı sarsıntılar kendisini hissettirmeye başladı. Onu söyleyeyim. Sabahta 08:15'te yaklaşık 50-55 dakika önce 7 kilometre derinlikte Samandağ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte bizim de konakladığımız otel. Çok kısa hemen Sami abiye sorayım çünkü kapıyı açtım çıktım Sami abiyi gördüm dışarıda. Çok geçmiş olsun tekrar Sami abiye. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Valla tabii ki ürkütüyor bizi bu maalesef bu sarsıntılar ama yani korkunç derecede bir patlamayla sanki yerden bir patlama. Bir anda böyle bayağı vurdu hissettik yani. Çok şükür kısa sürdü ama herkes endişe içinde, herkes bir korku içinde. Otele şöyle bir baktınız herhangi bir sıkıntı yok. Yok, bir problem yok ama yani burada bu kadar hissediliyorsa demek ki aşağıda olabilir, nasıl hissediliyor? Yani bunu söyledim yayında evet. Da. Normalde burası da çok böyle daha az hisseder misiniz tepe? Kayanın üzerinde olduğu için aman aman bir şey yani buna rağmen biz hissettiysek aşağıda olabilir, nasıl bir durumla karşı karşıya bile. Hakikaten korkuyoruz yani insanlar evlerine girmeyi, çadırın içinde yaşamayı. Yani artık nasıl bir hal, bir ruh haliyle yaşayacağız onu da artık bilmiyoruz maalesef. Sami abi bir süredir olmuyordu aslında. En azından hissedilir boyutta olmuyordu. Evet. Yeniden yani, bir kendini gösterdi. Aynen. Yani. Bir, iki gün önce hafif böyle bir yok. Çok azmış evet, ama. Evet. Ama bugünkü çok şiddetliydi. Hakikaten bakın ter içindeyiz böyle bir korku içinde. Ben kapıyı bir açtım Sami abiyi gördüm. Hemen lobiye çıktım şuraya. Zaten yani burası yatay mimari. Az katlı. Antakya'nın açık olan tek oteli burası. Pek çok kişi burada kalıyor. Bir buçuk ay önce açıldı bu otelde. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz de burada konaklıyoruz. Pek çok işte kurum kuruluştan görevliler, yetkililer de bu otelde kalıyor. Allah beterinden esirgesin tabii. Bunu hep söylüyoruz. Bize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah yani bir daha olmaz. Evet, evet. Hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkürler size de. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Hatay'dan anlattık, aktardık diyelim. Sözü size bırakalım İstanbul'a. Göksu.